Murat ve annesi Sevim Hanım'a merhaba deyin. Bu sabah erkenden yola çıkmaları gerektiği için güne erken başladılar. Bugün küçük Murat'ın dişte davesi için randevuları var. Tabii ki her çocuk gibi Murat'ı da dişçiye gidecek olmanın endişesi günler öncesinden sardı. Bu gece neredeyse gözüne hiç uyku girmedi. Yatakta döndü durdu. Kahvaltılarını yaptılar. Murat düzgünce dişleri fırçaladı. Ne de olsa dişçi abla daha önceki randevularında sağlıklı dişler için diş fırçalamanın önemini Murat'a sıkıca tembih etmişti. Nihayet evden çıktılar. Metroya doğru yürürlerken arkalarından bir köpek onları takip etmeye başladı. Murat'ın annesi köpeği peşlerinden gelmemesi için kovaladı. Annesinin bu davranışına Murat içten içe çok üzülse de bir şey diyemedi. Tam sokağa dönüp metro istasyonunun girişine doğru yöneldiklerinde bir kapkaççı anne Sevim Hanım'ın çantasını çalmak için onlara saldırdı. Hem Murat hem annesi çok korkmuşlardı. Ne yapacaklarını bilemediler, çaresizlerdi. O esnada az önce Sevim Hanım'ın kovaladığı köpek kapkaççıya saldırarak Sevim Hanım'ı ve Murat'ı kurtardı. Kapkaççı kaçmak zorunda kaldı. Murat ve annesi başlarını büyük bir beladan kurtaran küçük köpeğin başını okşadılar. Sevim Hanım çantasından çıkardığı sandviçten verdi. Murat yol boyu annesine köpeği anlattı. Onları nasıl kurtardığını, annesinin sabah onu kovalamasına rağmen başları derde girince nasıl onlara yardım ettiğini, onun büyük bir kahraman olduğunu anlattı durdu. Annesi de olaydan çok etkilenmişti ve dönüşte eğer köpeği bulabilirlerse onu sahiplenebileceklerini söyledi. Dünyalar Murat'ın olmuştu. Murat'ı bu kez de köpeğin dönüşte onları bekleyip beklemediği endişesi sarmıştı. Ya beklemiyorsa ya döndüklerinde köpeği bulamazlarsa ne olacaktı? Acaba başka mahallelerde arasalar bulabilirler miydi? Tüm bu endişeler içerisinde dişçiye vardılar. Murat diş tedavisini oldu. Dişçi abladan dişlerini fırçaladığı için kocaman bir aferin aldı. İşler Murat'ın korktuğu gibi gitmemişti. Hiç canı yanmamıştı. Eve dönüş yoluna geçtiler. Metroda dönerken Murat'ın aklındaki tek şey köpeği bulup bulamayacaklarıydı. Metrodan indiklerinde köpeğin onları tam bıraktıkları yerde beklediğini gören Murat çok sevindi. Hemen yanına gitti ve birlikte eve döndüler. Artık bir köpekleri olmuştu ve Murat çok sevinçliydi. Murat köpeğinin adını Cesur koydu. Ne de olsa çok cesur bir köpekti. Murat kocaman olup üniversiteye gidene kadar okula giderken daima Cesur'un kendilerini kapkaççıdan kurtardığı o metroyu kullandı. Köpeği Cesur da her sabah onu metroya bıraktı. Akşam dönerken de iner inmez metro kapısında onu karşıladı.